Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu hafta, 4. hafta Osiris Ligi'nde kozlar paylaşılacak. Artık playofflar başladı, son 16'ya kalındı. Kim çeyrek finale kendini atacak, yarı finalde kim kendini bulabilir birazcık bunun üzerine sohbet edelim. Sonra da sizin için belirlemiş olduğum 4 tane Mayıs, maç bahisini sizlerle paylaşayım istiyorum. Ee, İlk maçımız BOOPS ve 341 arasında. 341 biliyoruz ki Dead Squad'ın ekibi ünlü bir ekiplerdi. Hala da öyleler gerçi ama eski performanslarında değiller. Yani biraz da işte geçen sezonki e, genç bir diyarda mücadele etmeleri ve o ki rakiplerine göre nispeten daha güçlü olmalarından dolayı çok dominant performanslar görüyorduk onlardan ama bu diyarların birleşmesiyle birlikte bütün yaşlı krallıklarında olduğu havuzda o kadar dominant performans göremedik. Biraz daha e, hataların arttığı bu hatalar yüzünden işte çok iyi sonuçlanmayan maçlar gördük. Yakın giden veya işte zaten EKL'ye karşı kazanmalarını beklemiyorduk ama diğer kazandıkları maçlarda da mesela bu kadar e, puan vermeyebilirlerdi. Ama çok da böyle solid kazandılar, işte çok baskın, dominant kazandılar diyemiyoruz. Hata yapıyorlar. Hata yapmaya müsaitler. Ama Bucs tam tersini, buraya gelene kadarki maçlarında tamamen dominant bir performans gösterdi. Bir tek AVG maçı yakın geçti diyebiliriz. Ama AVG maçında da mesela gayet ne ne istediğini bilen, nerede ne şekilde olması gerektiğini bilen bir takım vardı. Bir puan verirken bir yerden fedakarlık verirken diğer taraftan daha büyük bir şey almak için bunu yapan bir takım vardı. Ve bunun da başarılı oldular. Bu formül tuttu. Onlar için çalıştı. Ve şu anda 341 ile karşılaşacaklar. Ben Bups'un 341'e karşı galibiyet alabilecek bir takım olduğunu düşünüyorum. Kendisini yüksek ihtimalle Bups'u çeyrek finalde göreceğiz. E, SFSK 374 yeni adıyla. Lig'in karşısına geliyor. Lig SFS maçı ne olur? Lig. Ya şöyle. Lig çok tuhaf bir takım. SFS çok dominant bir takım az hatayla oynayan bir takım. Yüksek ihtimalle ligi yenecekler. Ama lig yani tuhaflığını şöyle anlatayım size. Lig çok hata yapıyor. Ama bir şekilde o hataların içerisinden sıyrılıp yine çok yüksek puanlara ulaşabilecek maçlar çıkartabiliyor. Mesela işte geçen haftaki C9N maçında ilk arka gitmekte çok geç kaldılar mesela. İlk arka C9N'e çok bedava aldı. Ama bir bakıyorsunuz puan farkına maç bitiminde adamlar puan farkını çok çok azaltmışlar. Yani 2K puan farkıyla maçı kaybetmişler. Bu da işte ligin hatalarını yapmalarına rağmen yani lig hata yapmasına rağmen o Siris maçı oynamayı biliyor. Yani o hataları telafi edip puanı nereden çıkaracağını ve o puanı oradan çıkartıp aradaki farkı kapatıp nasıl oyuna geri dönebileceğini yeniden ortak olabileceğini bilen bir takım. O yüzden hani bu maç ilginç olacak. Çünkü SFS gibi dominant bir takımın karşısında bir şekilde puan almayı bilen, geriden oynamayı bilen, yani maçın tamamen kopmasına engel olabilen bir lig çıkacak. Bu maçın sonucunu merakla bekliyoruz ama yüksek ihtimalle SFS'nin kazandığı bir maç olacak diye düşünüyoruz. C9N ile lig maçında olduğu gibi muhtemelen Lig bu maçı da kaybedecektir. Çünkü biraz daha hani SFS rakiplerini izleyen hatalarını takip eden ve bu hatalardan puan çıkarmak üzerine çalışmalar yürüten bir takım. Ya bunu nerede gördük? Bunu OV maçında çok net bir şekilde gördük. OV'nin daha önceki maçlarını izlemişler ve taktiklerini biliyorlardı. Ve OV'ye çok güzel cevap verdiler. Yüksek ihtimalle lig bu hafta eğer bir taktik değiştirmezse, hatalarından ders alıp ya artık son 16'dayız. Birazcık daha yani rakibimize çalışalım, kendi oyunumuza çalışalım. Bakın hani arkadaşlar şu hataları yapmayalım falan gibi bir iç çalışmaya gitmezlerse SFS e yüksek ihtimalle kazanır. Ama böyle bir yolda böyle bir adım atarlarsa artık on, son 16 olduklarının bilincine varıp birazcık daha ciddi oynamaya başlarlarsa liginde bir şansı olabilir. Çünkü ilginç bir takım. Devam edelim. JVM 411S. Yani 411S 411K kadar güçlü bir takım değil. JVM de bu zamana kadar karşısına gelen bütün takımları hiçbir zaman HKL gibi veya işte Diğer o series maçlarında dominant performans sergileyen, ne istediğini bilen ve neyi, neyi ne şekilde yapması gerektiği şeklinde hareket edebilen takımlar gibi bir performans ortaya koymuyor. JBM gayet e, hesaplarının bütün komutanlarını fulllemiş olmasının e, artılarını kullanarak, ekipmanda çok on, önde durumda olmalarının artılarını kullanarak yani bu cüzdanlarının işte spender olmalarının getirdiği bir rahatlık onlarda bunu kullanarak çok rahat bir şekilde rakiplerini kaba kuvvetle gayet bayağı evire çevire döve döve kazanıyorlar. Ama bu işte geçen sezon HKL'ye karşı işte HKL'nin şampiyon olduğu ligde iyi son noktalara giderkenki maçlarda çok fazla hani bu şekilde kaba kuvvetle giden takımların çalışmadığını gördük. Yani playofflar başladıktan sonra kaba kuvvet aslında oyundan düşmeye başlıyor. Ama 411S bu kaba, kaba kuvveti durdurabilecek tekniğe durdurabilecek temiz maç çıkarmaya ve durdurabilecek komutan seviyesine yani gelişkin bir birlik olma seviyesine sahip değil. Bu yüzden de JBM bu maçı gayet domine edip kazanacak. BBTH Suno maçı BBTH'nin yine üstünlük kuracağı bir maç olduğunu düşündüğüm bir maç. BBT zaten grubunu domine etti. Ee, ümidim vardı Navi'nin yenebilme ihtimali olduğunu düşünüyordum. Mesela o gruptan bir şekilde Navi bile varlık gösteremedi BBT'ye karşı hani en çok varlık gösteren Ruz. Ruz'un da maçına birazdan bakacağız. BBT gayet solid bir şekilde gayet dominant bir performansla playofflara kalmış durumda. Suno'da 411K'ya kaybetti ve diğer kazandığı maçlarda da mesela TTF'ye kazandığı maçta da 9 puan farkla kazanmıştı. Yani aslında Suno buraya gelirken çok temiz bir şekilde gelmedi. Bu yüzden BBT bu maçı yine JBM'nin yapacağı gibi domine ederek geçecektir diye düşünüyorum. Buradan yine BBT JBM eşleşmesi olacak. Oradan JBM yüksek ihtimalle yarı finallere gayet döve döve gidecek. O şekilde bekliyorum. Burası biraz karışık yani. Bups'la işte SFS ne olur? Hani kim ne şekilde yapar? Bu maç çok heyecanlı ve eğlenceli olacak. Çünkü ikisinin ne yaptığını bilen gayet dominant takımlar. Eğer lig bir sürpriz yapmazsa SFS ve Bubsun arasındaki maç gayet Eğlenceli ve seyir zevki yüksek olacak O çeyrek final maçını Dört gözle bekliyorum kaçırmayacağım Kesinlikle izleyeceğim size de tavsiye ederim Diğer tarafa birazcık göz atalım 411k Rose maç yapacak ee, Rusum hmm, Ya Ruse şöyle bir takım Güzel oynuyorlar Eyvallah tamam ama Rus buraya Tamamen şeyle gelmiş bir takım yani Osiris maçını doğru oynayabilmeyle gelmiş bir takım. Yani gerçekten güzel oynayarak geldiler buraya kadar. Ama buradan sonrasında çalışır mı? Bu bir soru işareti. Çünkü 411K JVM'ye benzeyen bir takım. JVM gibi gayet kaba kuvvetle maçı kazanıyorlar. Yani temiz bir oyun oynamıyorlar. Tamamen güçlerinin verdiği, komutanlarının durumunun verdiği. işte o hastane çıkarma konusundaki hızlandırma sonunun olmamasının verdiği. İşte cüzdanlarının birazcık kalın olmasından kaynaklı. E, Ruz'a karşı gayet üstün gelebilecek potansiyeldeler. Yani Rus sürpriz yapabilir mi? Rus sürpriz yapabilir. Yapamaz diyemem. Bence yapmasını da isterim. Ama yüksek ihtimalle JVM'nin yaptığı gibi gayet kaba kuvvetle döve döve maçı alacaklar. Ha, i̇nşallah yani bir sürpriz olur. İşte zamanında HKL'nin final yoluna doğru giderken ki yaptığı gibi hiç beklenmedik şekilde insanları tokatlay tokatlay ilerlemişti. Yeni bir HKL çıksın isteriz yani. Çünkü maçlara bakıyoruz hani HKL'nin maçında mest oluyoruz. İşte SFS'nin maçı güzel gidiyor genelde. Bub's'un maçı güzel oluyor, eğlenceli oluyor. Hani bir onlar kadar eğlenceli içerik izletecek bize, maç izletecek bir takım daha çıksın isterim ama yüksek ihtimalle kaba kuvvetle bu maçı 411K kazanıp kendini çeyrek finale atacak. UCS Reis Odeus Reis, Reiz'in şöyle bir sıkıntısı vardı. JVM ile aynı gruptalardı ve JVM ile aralarındaki işte o gelişkinlik farkının verdiği hani durum kapatılabilecek gibi değildi. Reiz'in maçında şey oldu mesela. Arkta e, kalabalık bir savaş vardı. Orada JVM bir ölümüne diye bir beceri kullandı. Son beceri Osiris maçın şey Osiris şeyinden bakabilirsiniz oradaki en alttaki becerilerden 6 şeyle kullanılıyor. 6 öfke barıyla kullanılıyor. Hani %100 atak arttırıyor bir saniye boyunca ve şey bir dakika boyunca %100 atak arttırıyor ama her şeyin yani beceriler dahil olmak üzere her kaynaktan alınan hasarı %100 arttırıyor. Bir anda Raze'i sildi ŞBME. Zaten çok gelişkin bir birliğe karşı midde öyle silinmeniz şey oluyor. Ee, Raze'in de şöyle bir durumu var. Yani bir şekilde yani en azından o maç için öyle gördük. Bir şekilde bir maçın bir yerinde koptuğu zaman Reis o maça geri odaklanamadı. Geri tutunamadı yani. Bir yerden kaybettiği anda çözüldü gitti iplik gibi. Yani ligden o gördüğümüz bir şekilde maça tutunmayı bir şekilde maça yeniden ortak olabilme becerisini Reis'de göremedik. Ama UCS maçıyla şöyle bir şey var. UCS ile Reis arasında olağanüstü fark yok. Yani bir güç olarak ve oyun kalitesi olarak bu zamana kadar izlediğimiz maçlarda Reis ile UCS'nin hataları da birbirine benzerdi. Hani yakın takımlar evet UCS daha çok grubunu domine ederek gelmiş bir takım. Reis işte biraz da JVM ile aynı grupta olmanın verdiği durumdan dolayı bir tane mağlubiyetle geliyor. Ama Reis'in hala şansı var. Yani ben Reis'in şanssız olduğunu düşünmüyorum. Güçlü bir takım. Eğer UCS'den daha az hata yapmayı başarırsa ve Son 16'ya kaldıklarını ciddiyetine varıp UCS'yi biraz daha taktiklerini inceleyip analiz edip onlara karşı nasıl oynamaları gerektiği aynı zamanda kendi hatalarını tekrar nasıl yapmamalarına yönelik bir çalışma yürütürlerse UCS'yi geçebileceklerini düşünüyorum. Burada birazcık hani UCS alır gibi ama Reis de alır gibi yakın bir maç geçecek. Buradan hangisi burada olur onu tam olarak söyleyemeyeceğim ama 411K karşısında birini bekliyor şu anda. Yüksek ihtimalle 411k gelen rakibini de Reis ya da UCS'den bir tanesini de geçip yarı finale gider diye düşünüyorum. C9 ne OV maçı? C9 ne OV maçı? Aha. OV OV. OV kaç haftadır söylüyorum aslında. OV aslında eski senelerde oynadığı seviyede değil. Yani ilk sezondaki şampiyon olduğu o temiz maçlar çıkardığı OV değil artık çok temizle maçlar çıkartır. Hani ilk Osiris ligini domine eden bir takımken ikinci Osiris liginde de gayet hatır sayılır bir şekilde temiz maçlar çıkartırken şu anda o ve hatalarını fazla yapan aslında birbirinden kopuk durumlara düşebilen bir takım haline geldi. Biraz da eğer SFS'nin yaptığı gibi takip ettiyse c 9 onların taktiğini. SFS'nin yaptığı gibi yeniden onların taktiğini counterlayabilecek bir takım. C9 ne güçlü bir birlik. Yani iyi maçlar oynuyorlar. Temiz maçlar oynuyorlar. Hata yapmıyor değiller. Yapıyorlar ama ne istediklerini biliyorlar ve nerede ne zaman ne şekilde onu alabileceklerine yönelik doğru hamleler yapıyorlar. Ben bu maçta c 9 nnin şansının daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Ve yüksek ihtimalle çeyrek finalde buradan c 9 nnin yer alacağını düşünüyorum. HKL 1AVG. Bir, bir saniyenizi rica edeceğim. Cadır açıldı. En son videomu da izlediyseniz cadı kesinlikle katılmanızı öneririm. Ortalama 3.5 saatlik hızlandırmalar ve altın anahtar da dahil olmak üzere güzel ödüller kazanabilirsiniz. Çok fazla orada atmayacağım. Şunu gönderelim. Devam edelim. En son EKL'de kalmıştık. Plan. Hop. Şöyle. HKL bir AVG maçı. HKL son şampiyon gayet hatasız bir şekilde temiz oyunlar oynuyor. Yani hata yapıyor illa ki insanlar hata yaparlar. Ama buradaki birçok takımdan çok çok daha temiz oyun oynuyorlar. Ne istediklerini ve nasıl alacaklarını biliyorlar. Gayet dominant bir şekilde ilerliyorlar. Bir AVG güçlü bir takım olmasına rağmen HKL gayet bu maçı domine edip çok rahat bir şekilde alacağını düşündüğüm ve bu senenin de finalinde göreceğine büyük bir şekilde hani emin olduğum takım. Yani yüksek ihtimalle HKL finalde olacak. Rakibi eğer ayağa kayıp düşmezse JBM olacak diye düşünüyorum. HKL bu seneyi yeniden tekrar kazanabilir. Ve bunu ispatlamak için ABG'yi de yeneceğini düşünüyorum. Buradan yüksek ihtimalle HKL C9N maçı göreceğiz. Ve HKL C9N'yi yüksek ihtimalle eleyecek ve yarı finalde yoluna devam edecek. Benim burası ile ilgili görüşlerim bu kadar ben size şimdi bahisler hakkında birazcık bahsedeyim Ben neler yaptım Bahislerde size neler hazırladım 411k Rose maçına Rose'a bir 100 coin bıraktım Burada tamamen Rose'un Gücünün düşük olmasından dolayı Ve 411k'nın bu zamana kadar Çok güçlü olmasından dolayı maçları Kaba kuvvetle domine ederek ağızlarına ağızlarına vura vura bütün rakiplerini hani saf dışı bıraktılar ve buradan sonra da Ruz'u da yenebilme ihtimalleri çok yüksek. Ama Ruz iyi oynuyor. Yani Ruz kötü oynayan bir takım değil. O yüzden ben birazcık şöyle bir şeye baktım. Yani şöyle bir şeye kandım diyeyim. Ya yani 165 milyon orik oynanmış buraya. Hani 411K'nın ayağa kaysa kaysa bu maçta kayar. Yani şeyde hani karşısına hkl falan çıktığı zaman zaten ben 411K'ya çok şans vermiyorum da. Her halükarda yok olacaklar. Ama ondan önce bir hata yapıp elenecek derse o maç bu maç olabilir mi diye bir ümit. Şuraya 100 orik bıraktım. Daha fazlasını oynayabilir miyiz? Daha fazlasını ben 250 orikten buraya daha fazla orik ayırmam size de tavsiye etmiyorum. Ben şimdilik 100 orik oynadım. Birazcık gaza gelmemle değişir o oran. Ama şimdilik orası 100 orik olarak kalacak. UCS Reis maçı. Reis söylediğim gibi daha önce de JV Meylahi'nin grupta olmasının talihsizliği nedeniyle bir maç kaybederek ikinci olarak geldi. Çok kötü bir performans sergilemedi. Güzel oynuyorlar. Kötü oynamıyorlar. UCS'ye denk bir takım. UCS'nin bütün maçları yendiğine bakmayın. JVM'nin karşısında JVM'nin karşısında UCS olsaydı UCS de o maçı kaybedecekti. Yani orada çok da yapılacak bir şey yok. JVM gayet çok güçlü olduğu için. Yani neredeyse burada şöyle bir durum var. Hani Raising gücü 3.3 Hani JVM'nin gücü 5.9. Yani oradaki güç farkı çok abartı. O yüzden de açık alana çıktığınız zaman hani rallilerde çok belli olmaz. Atilla Takeda rallisi gelir. İşte Teodora ile YSS ile bir şeylerle savunursunuz. Garnizon komutanlarınızla savunursunuz. Ama açık alana ark oyunlarına başladığınız zaman sizin orada kazanabilmeniz o işte toplam güç derken size zaten pu puan anlamında yani direkt şeyden e, bakıyoruz olaya. Yani komutanlarının gücü zaten onlara o puanı veriyor. O yüzden de hani açık alana çıkıldığında çok daha güçlü komutanlarının full olduğu bir açık alan karşılaşması oluyor. Reis ile JVM arasında ve JVM tabii ki üstün geliyor. Biraz da işte o az önce anlattığım ölümüne becerisinin de ilk defa aslında çok böyle etkili bir alanda etkili bir zamanlamayla kullanılmasında etkisi var. Bir anda o beceri kullanıldı. Daha o beceri bitmeden bir dakika dolmadan bütün reisin orduları patladı ve üzgün suratla geri dönmeye başladılar yani. Bir anda o JVM kaba gücünü kullanarak ortayı süpürdü. Arkı aldı götürdü. Neyse UCS'ye yakın bir takım olduğu için ben burada Reiz'e 500 oraya kadar falan bir bahis çıkarmayı düşünüyorum. Hatta tamamlayalım. Yani çok Ori'niz yoksa buraya 500 yatırmaya kendinizi yormayın. Bu maç kesin bir maç değil sonuçta. Hani bu maçtan beklentimiz nedir? Yakın takımlar eğer Reyze daha az hata yaparsa veya UCS bir şekilde hata yaparsa veya raise işte iyi hazırlanıp onların taktiğini counterlarsa buradan bir galibiyet çıkabilir. Hani ödül da karşısı çok büyük olduğu için güzel bir para elde edebiliriz. Aslında bu maçları hani Rose ve Raise maçına biraz da işte hani az ori harcayıp gelirse diye şansımızı denediğimiz maçlar. Burada C9 ne OV maçı OV'nin ilk şampiyon olmasından dolayı işte geçen senede playofflarda çok güzel işler yapması, geçen sene de kendi güçlüğünü ispat etmesinden dolayı insanların OV'ye yönelik çok büyük bir güveni var. Ama C9 ne? Bu seneki OV'ye rakip olabilecek bir birlik. Ee, güçlerini çok fazla hani farklı görmüyorum. Yine yakın diyebileceğimiz bir maç. c 9 nin gücünü yani eski dominant performansını kaybetmiş OV karşısında galibiyet alabileceğini düşünüyorum. O yüzden de J9 neye ben yaklaşık bir 3000 orik falan harcamayı düşünüyorum. Şimdilik bir şöyle bir bırakalım. Ya ben bu hafta bu arada hani emin olduğum ya da işte yüksek ihtimalle olduğunu düşündüğüm maçları oriklerimin hepsini bitmeden harcayacağım. Şu anda hani sizin için paylaşım yapıyorum. Ben bu, ma bu maçları seçtim. Sonrasında bütün oriğimi bitirecek şekilde bu maçlara dağıtacağım bu arada. Belki duygusal davranırsam falan lige çok küçük bir 100 falan bırakabilirim. Ama onun dışında ben bu 4 maçı oynayacağım. Ee, devam edelim. Boops. 341 maçı. 1341 Boops maçı. Boops'un kazanacağını düşündüğüm bir maç. Evet. Boops'a oynanılan bahis çok yüksek. Kazandığımız kazanç çok yüksek olmayacak. Ama yine de e, kazanılacağı düşünülen ağırlıklı bahis almış takımlar içerisinde karşısına bahisi fena olmayan bir maç. Yani şöyle bir baktığımızda mesela buradaki ağırlıklı bahislerin karşılıklı kıyaslamasını yaptığımız zaman burada daha az kişinin oynadığını ve rak rakibine de daha yüksek bahis girildiği için e, hatrı sayılır miktarda oriklerimize kazanç elde edebileceğimiz şekilde bir kazanç kapısı görüyorum. O yüzden buraya bir 2000 daha falan atayım. Dediğim gibi son Demlere doğru bu elimde kalan mesela şu anda 4000 orik var 4000 küsur orik var Son demlere doğru işte biraz C9 neye biraz şeye, Boops'a bunları dağıtacağım Onu da son dakikalara doğru birazcık karar vermeyi düşünüyorum ee, Hala Lige bir 100 coin atmak Konusunda git gellerim olsa da Benim sizin için hazırladığım Bu haftaki tahminler bu şekildeydi ee, Aklınıza yatanları oynayın bu sonuçta bir kumar. Ben elimden geldiğince kendi oynadığım şeyleri gösteriyorum ve kendi aldığım riskleri sizinle paylaşıyorum. Bu zamana kadar sadece geçen hafta sürpriz denediğimiz için bir kayıp yaşadık ama sürpriz denediğimiz maçlarda da zaten hani çok yüksek bahisler girmemiştik. O yüzden hani çok da batmış durumda değiliz gördüğünüz gibi. 11 kanun üzerinde orayım hala vardı ve ben hala bahis yapıyorum. O maçlardan bir tanesi gelseydi bizim oynadığımız bahisin hani 3 katını, 2 katını falan kazanabilecek durumdaydık. Sürpriz haftası olduğunu zaten söylemiştim. Bu hafta biraz daha sürpriz haftası durumunda değil. Zaten sürpriz olarak nitelendirdiğimiz e, maçlara da çok düşük orikler girdik. Çünkü zaten rakiplerinin havuzu çok yüksek olduğu için oradan elde edeceğimiz gelir bahisimiz düşük olsa da çok yüksek olacak. Ben şu iki maçın daha güçlü seçenek olduğunu düşünerek buralara yüksek oranda oriklerimi girdim. Size tavsiyelerim bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bana destek olmak istiyorsanız, kanalın gelişiminde bir pay sahibi olmak istiyorsanız lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Onun dışında aklınıza takılan oyuna dair herhangi bir sorunuz varsa, aşağıya yorum olarak yazın. Ben sizinle bu konuyu her türlü elimden geldiğince yardımcı olmak açısından detaylı bir şekilde size cevap vereceğim, yardımcı olacağım. Eğer benim de hala bilmediğim bir şey bulmayı başarabilirseniz yani herhangi bir fikrimin olmadığı bir şey bulmayı başarabilirseniz emin olun onu bulan bulur bilen birini oraya getirir size en doğru bilgiyi temin etmenizi sağlarım ee, izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim hoşçakalın